Adem Bey buyurun. Başkanım teşekkür ederim. Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Tamam. Ben NRW Invest bir Alman kamu kurumu. Almanya'nın Kuzey Renvestfalya eyaletinin kalkınma ajansı ya da yatırım destek ofisi. 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz Türkiye'de. Bizim işimiz Kuzey Renvestfalya'yı, ki burası Köln, Bonn, Düsseldorf gibi şehirleriyle bilinen Kuzey Renvestfalya'yı burada Türkiye'de ve diğer ülkelerde bir ticaret ve yatırım bölgesi olarak tanıtmak. Efendim, işini yurt dışına taşımak isteyen, ihracat yaptığı pazarlarda kendisi var olmak isteyen iş insanlarına, firmalara da bürokratik destek vermek. Yani siz bir şeyseniz, iş adamıysanız, firma sahibiyseniz, benim artık Almanya'da bir şirketim olsun ya da Avrupa'da bir şirketim olsun diyorsanız, biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla biraz da benim burada olmamın sebebi, öyle tahmin ediyorum, bu Endüstri 4.0'ın biraz Almanya çıkışlı olmasıyla alakalı. Rakamlara baktığımızda bir şeyi ben burada işaret etmek istiyorum. Avrupa'da endüstri üretiminin %30'undan fazlasını, yani Avrupa'daki endüstri üretiminin %30'undan fazlasını Almanya yapıyor. Ve bu geçtiğimiz 10 yıllarda Almanlar daha ziyade işte yeni malzemelere, bir defa araştırma geliştirmeye odaklandılar ve bu makine imalatını, yeni üretim tesislerinin, üretim tekniklerinin iyileştirilmesi konusunu hiç bırakmadılar. Endüstriden taviz vermediler. Avrupa endüstrisinin %31'inden fazlasını Almanya üretiyor. Ondan sonra İtalya %13, Fransa %10, İngiltere %10, İspanya %7'lerde. Bu bakımdan Endüstri 4.0 Almanya için çok çok önemli. İşte o Hannover fuarında bu açıklandığı zaman 10 yıl kadar önce bütün ülkeler bunun peşine düştüler. Artık Çin'de de, Japonya'da da, Amerika'da da Endüstri 4.0 dijitalleşme kullanılıyor. Daha önceki konuşmacılarla paralel olarak da şunu söylemek isterim. Şimdi toparlayamıyorum ama teknik olarak mümkün olan her şey eğer insanın ihtiyaçlarını karşılıyorsa bugüne kadar hep gerçekleşti. Yani bir anlamda pek çok dönemler var ki ahlakı bile teknik belirledi. Yani teknik olarak mümkün olan her şey başımıza gelecek. Eğer bir şekilde ihtiyaçlarımızı karşılıyorsak, ki ihtiyacın neyin ihtiyacı, hangi ihtiyaç, Türkiye'nin ihtiyaçları nelerdir diye sorduğumuz zaman, ki kapitalist düzenlerde bunu girişimciler belirliyorlar, bireyler belirliyorlar. Kâr ettiren şeyler başımıza gelecek. Onun için Endüstri 4.0'a hazırlıklı olmak lazım. Zaten bunu yapıyoruz. Korkmamak da lazım. Endüstri 4.0'ın şanssız getireceği şanslar nelerdir diye bakmak lazım. Benim işim biraz daha kolay. Ben hep kendi açımdan meseleye bakmaya çalıştım. Kısaca da hemen bitireceğim şimdi. Şimdi hocam bahsetti, Avrupa ya da Almanya 40 milyar euro yılda bu alanda harcama yapıyor dedi. Endüstri 4.0'ı bir an önce tamamlayabilmek için. Bu müthiş bir pazar. Şimdi iki açıdan şans teşkil ediyor. Bir, Endüstri 4.0 dijitalleşme kendi başına bir pazar. Bu en büyük pazar da yine Almanya'da. Yine Almanya'daki endüstri üretiminin de %30'undan fazlası Kuzey Renvestfalya'da teşkil ediyor. Bir de dijitalleşme alanında faaliyet gösteren firmaların şöyle güzel bir şansı var. Bunların hepsi 5-10 yıllık firmalar. Yani siz genç bir insan olarak İTÜ'den, Yıldız'dan mezunsanız, bu alanlarda seviyorsanız, bu alanlarda bir firmanızı kurmuşsanız, ki birkaç firmayı ziyaret ettim ben bugün. Bakıyorsunuz harika şeyler yapmışlar. Şeyde hani bakıyorum, karta bir daha bakıyorum. Kurucu ortak diyor, gencecik bir insan var karşımda. O zaman diyorum biraz daha fazla vakit ayırayım ben de. Bir robot çalışıyor, sonra soruyorum kaç kişi çalıştırıyorsunuz diye. 8 kişi, 10 kişi. Harika çözümler üretiyorlar. Bu firmalar için müthiş bir şans. Bu şansların da en önemli olduğu yerde Kuzey Renvestfalya. Zaten o 10 kişiden muhtemelen 8 tanesi mühendistir. Herkese de gel buyurun diyor Avrupa. Yani bu tür firmaların da biz Avrupa'da müşteri bulmaları için, oraya entegre olmaları için yardımcı oluyoruz. Bir diğeri biraz daha zor olanın. Mevcut olan, şimdi Türkiye dış ticaretine baktığımız zaman Rusya'yı ve Çin'i bir tarafa bırak koymak lazım. Çünkü Rusya
ilk sıralarda yer alıyor ama esas itibariyle gaz satın alıyoruz yani. O bir tarafta. Çin'den de aldığımız ürünler öyle çok yüksek katma değerli olmayabiliyor. Bir bakıyoruz ki Almanya ile ticareti Türkiye'nin, hele hele sanayinin çok hayati önemli. Biz sanayiyi bir yerde Almanya'dan öğrendik. Makinelerimizi onlardan alıyoruz ve en önemli ihracat pazarımız Almanya. Bunun da böyle olmasını kalmasını istiyorsak Endüstri 4.0 ne getirecek? İşte o en fazla ihracatı otomotiv yan sanayinde falan yapıyoruz. O zaman onların bunun böyle kalabilmesi için neler yapmak gerekir? Onların araştırılması lazım. Ben bu Endüstri 4.0'ın hukuki anlamda, ticaret anlamda, sosyal anlamda da sonuçları olacaktır. Ve belki de yani artık her şeyimizi bileceklerse ya da işte eğer bir Ingolstadt'ta Petra Hanım arabasının rengini orada belirleyip bunun Türkiye'deki yan sanayiciye anında etkisi olacaksa muhtemelen artık biz kendimizi ondan sonra tedarikçi olarak göremeyiz. Yani tedarikçi olarak kaldığınız zaman sizin küçücük kârınızı bile hesaplayıp önünüze konacaklar. Muhtemelen artık tedarikçi olmaktan çıkıp çözüm ortağı haline gelmek lazım. O ürünün tasarımında, efendime söyleyeyim, piyasasında falan bilgi sahibi olmak lazım. Bunun da yolu biraz Almanya'da şirketleşmekten geçiyor. Bunun örnekleri var bizlerde. Ve Almanlar 45 milyon çalışan, küçük firmaları dahi 7 milyar insana çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bunları tek başına yapmaları mümkün değil. Yani orada ben Rüştü Bozkurt hep söylerdi, hala da söylüyordur. Son 1000 yılın en şanslı dönemini yaşıyor Türkiye, Avrupa'ya yakın olmaktan dolayı. Yani şeyiz, Avrupa topluluğu, gümrük birliğindeyiz, kenarındayız. Ve Alman firmaları da o 7 milyar insana ürün satmak istiyorlarsa bunu kendi başlarına yapmaları mümkün değil. Onlar üretimin araştırma geliştirme kısmında o 5 ya da 10 katma değer halkasından oluşan bir üretim sürecinin, yani icattan tüketiciye giden o 10 katma değer halkasının belki ilk üçündeler. Kalanında firmalara ihtiyaçları var. Bu firmalarda neden biz olmayalım? Biraz da orada zaten öyleyiz önemli ölçüde. Türkiye, Alman firmalarının 7000 tane Alman firması var Türkiye'de. Çok önemli bir üretim alanı. Ve Endüstri 4.0'la beraber bu da devam edecek. Ama belki bir adım öteye gitmek gerekecek. Belki biraz daha fazla headquarter'lara yakın olması gerekecek bizim yan sanayicilerimizin. Tedarikçi olup maktan çıkıp çözüm ortağı haline gelip dünya piyasalarına o Alman OEM'lerle birlikte, headquarter'larla birlikte önemli yan sanayicileri olarak da belki kendi tasarımlarıyla bu sürecin içerisine girmeleri gerekecek. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.